Efendim, Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan ayında yardım programlarını yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da devam ettiriyor. Türkiye Diyanet Vakfı Bangladeş, Pakistan ve Yemen'den tutun da Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türklerine kadar gönül coğrafyasındaki mazlumlara yardım elini uzatıyor. Deprem bölgesinde de geniş kapsamlı yardım kampanyalarını gerçekleştiren vakıf çocukların da yüzünü güldürmeyi ihmal etmiyor. Şu anda Adıyaman'dayız. Emir Sultan Camii'nin avlusundaki iftar programında çocuklarımızla birlikte güzel etkinlikler yapıyoruz. Depremin en çok etkilediği iller arasında yer alan Adıyaman'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan Ramazan Çadırı'nda iftar sonrası çocuklar için etkinlikler düzenleniyor. Türkiye Diyanet Vakfı ekibi çocuklarla oyunlar oynayıp çeşitli etkinlikler yapıyor. Her zaman böyle bizi eğlendirme, bizim elinden gelenleri yapıyorlar, biz ablalarımızı çok seviyoruz. Oyunlar atıp pamuk şeker yiyorlar, eşya dağıtıyorlar, yemek dağıtıyorlar. İnşallah Ramazan buraya gelirler, onları hep bekliyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye'de olduğu gibi gönül coğrafyasında da mazlumların elini hiç bırakmıyor. Ramazan ayı yardım programı kapsamında Azerbaycan'da Ahıska Türklerinin yaşadığı Saatlı Sabirabad bölgesinde 300 adet gıda, Kur'an-ı Kerim ve un paketi dağıtıldı. Allah razı olsun. Getiren gönderen sağ olsun. Şehit ailelerinden görüşürken, bu kolileri dağıtırken illa da bayraklarını öptüklerini gördük yani. Bu meyanada bir kardeşlik bağı yani. O meyanada. Allah razı olsun. Bangladeş'in Kaksız Pazar bölgesindeki Arakanlı Müslümanlara ise 3000 gıda paketi ve 10.000 iftar paketi dağıtılıyor. 25.000 kişiye ulaşılması hedeflenen yardım projesi kapsamında yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına başlandı. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bağışçılarımızın teveccühüyle bizlere verilen bu yardımları buradaki kardeşlerimize dağıtmaya devam ediyoruz. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim yarışmaları, ilahi yarışmaları düzenlenecek. Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'ın Pencap eyaletinin Talagan kentinde de Sakhar Camisi'nin avlusunda 1000 kişilik iftar programı organize etti. Akşam ezanının okunmasıyla Pakistanlılar oruçlarını açtı.